meşhur tarihçi Herodot tarihinde yazar ki parayı ilk defa Lidyalılar kullandı. Lidya bizim işte hemen güneyde Ege'de Salihli dediğimiz yerde Sart Irmağı'nın olduğu bölgedir. Evet, Lidyalılar Kral Krezus zamanında parayı kullandılar. Ama parayı altın olarak, sikke olarak kullandılar. Oysa onlardan önce para Babil'de var idi. Sümer'de var idi. Hatta bir Babil tabletinde Sümerce bir yazıda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde şöyle bir cümle gözlerimle gördüm. İki şekel karşılığında bir kuzu satın aldı. İki şekel. Bugün şekel hala Orta Doğu'da, Mezopotamya'da para birimi olarak kullanılan bir para. Ama onların paraları çamurdan yapılıyor, pişiriliyor ve üzerine damga vuruluyordu. Krezus ise, yani bizim Karun diyebildiğimiz, Karun kadar zengin dediğimiz kişi ise parayı altın, madeni olarak yaptı ve Krezus'un o dönemde altın ırmağı diye sayılan ve pek çok yerde altının babası olacak şekilde hikayelere konu olan Sart ırmağının etrafında para imalathaneleri var idi. Altın haline gelince para tabii Lidya'da ticaretin merkezi haline dönüverdi. Efendim, o günden bugüne bitcoinler, işte sanal paralar, banknotlar vesaire derken insanoğlunun parayla macerası hiç bitmedi, hiç tükenmedi. Gel gelelim bizim Osmanlı dönemindeki paralarımız akçe diye anıldı. Akçe, yani beyaz, yüzü beyaz, beyaz yüzlü. Latince'de de buna benzer aspro kelimesi kullanıldı. Türkiye'de bugün Numismatik Derneği 3 aşağı 5 yukarı para toplayan insanların, paraların tarihlerinin, paraların arkeolojik değerlerini vesaire ölçebilir. Pek çok insan para koleksiyonu yapıyor artık. Tarihten bugüne kalan paralar pek çok hatırayı da beraberinde getiriyor. Ama Osmanlı paraları akçeden itibaren ilk defa Orhan Gazi zamanında 90 ayar gümüşten basıldı ve Selçuklu parasından biraz daha büyükçeydi. O dönemki para daha sonra Çelebi Mehmet zamanında ayarı biraz daha yükseltildi. Yıldırım Bayezid zamanında ilk defa üzerine tarih yazıldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu tarihler paranın basıldığı tarih olmaktan çıkıp padişahın tahta geçtiği tarih olarak değiştirildi. Paranın ayarıyla ilk defa Fatih döneminde oynandı. Fatih paranın ayarını düşürmek istedi. Askere cülus bahşişi ve diğer zafer bahşişlerini verebilmek için, ama asker buna karşı çıktı. Hemen hemen ilk ayaklanmalar o dönemde ortaya çıktı. Daha sonra 3. Murat döneminde, yani Kanun'un oğlu 3. Murat döneminde de paranın ayarı hakikaten düşürüldü. 4. Murat döneminde, 3. Selim döneminde İrad-ı Cedid kaydedilsin diye adeta gümüş eşyalar bile sikke kesilmek üzere darphanelere götürüldü. Paranın üzerindeki yazıya darp eylemi denir ve darp edildiği için İstanbul dışında pek çok yerde para darp edilmiştir. Duruba fi Konstantiniyye diye yazan pek çok para her yerde bugün mevcuttur. Paraların üzerinde bulunan damgalar bazen bize tarihin hazin hatıralarını getirir, bazen neşeli zamanlarını. Bir para tarihi aynı zamanda bir ülkenin tarihidir. Para koleksiyoncuları bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler.